Merhaba, bilgi teknolojileri sektöründe iş bulmaya yönelik trendleri sizlere mümkün olduğunca derlemeye çalışıyorum. Bugün de gündemimizde Almanya'da yürürlüğe giren nitelikli iş gücü yasasının detaylarını aktarmaya çalışacağım. Küresel olarak yetenek kıtlığı sorununun hepimiz farkındayız. Özellikle gelişmiş ekonomiye sahip ülkeler bu sorunu kendi ülkelerinde en aza indirgemek için çeşitli yasalar çıkarıyorlar. Ancak en son Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkede büyük ilgi uyandıran Kaliteli iş gücü piyasasında çekim merkezi haline gelmek isteyen Almanya şu anda en çok konuşulan ülkeler arasında. 1 Mart tarihinde yürürlüğe giren nitelikli iş gücü yasası ile birlikte ülke kapılarını Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin nitelikli iş gücüne araladı. Yaşlı nüfusun çoğunlukta olduğu Almanya bu yeni yasayı da iş gücü piyasasındaki nitelikli iş gücü açığını kapatmayı bu yolla da ekonomisinin rekabet gücünü korumayı hedefliyor. Araştırmalara göre Almanya'daki açığın büyümemesi için her yıl Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden 160 bin kişinin Almanya'ya gelerek çalışması gerekiyor. Ve yeni yasa ile farklı ülkelerden yılda en az 25 bin nitelikli iş gücünün gelmesi hedefleniyor. Birilerden de anlayabileceğimiz gibi teknolojinin de etkisiyle adaylar tarafından en çok tercih edilen sektör bilgi teknolojileri sektörü. IDC'nin 2018 yıl sonu verilerine göre dünyada 22.3 milyon yazılım geliştirici, 34 milyon IT sektör çalışanı bulunuyor. Ve her yıl ortalama bu sayıda %5.89 büyüme olduğu öngörülüyor. Tabii bu verilerle hangi sektörde en çok şirket kurulduğunu tahmin etmek etmemekte imkansız. Bilgi teknolojileri sektöründe TÜİK 2019 verilerine göre Türkiye'de 17.000'i aşkın şirket bulunuyor. Forrester'ın araştırma sonuçları ise daha vurucu. 2027'de bilgi teknolojileri sektöründeki firma sayısının sadece Amerika'da 1 milyon olması beklendiğini gösteriyor. Şimdi Türkiye'de dahil olmak üzere pek çok ülkede büyük ilgi uyandıran yasa neler sunuyor? Özellikle IT profesyonelleri için bu süreci araştırdım. Hatta bilgi teknolojileri alanındaki nitelikli iş gücüne bazı istisnalar tanındığını okudum sırasıyla anlatacağım. Nitelikli iş gücü kapsamına giriyor muyum? Yürürlüğe giren yasada yapılan nitelikli iş gücü tanımına göre kişinin ya nitelikli bir meslek eğitimini tamamlamış olması ya da yüksek öğrenim görmüş olması ve bunun Alman makamlarınca tanınmış olması gerekiyor. Buna ek olarak Almanca dil bilgisine sahip olmaları koşulunu karşılamaları da ön şart olarak karşımıza çıkıyor. Bilgi teknolojileri alanındaki nitelikli iş gücüne istisnalar tanınıyor demiştik. Bu mesleki tecrübeye sahip, yıllık en az 49690 euro maaş gelirine sahip olacak kişiler için öğretimlerini tamamladıklarına dair resmi bir belge, diploma ibraz etme şartı kaldırılmış durumda. B1 düzeyinde Almanca dil bilgisi şartı da çalışılacak işte sadece İngilizce bilgisinin yeterli olması halinde zorunlu değil. Bu koşulları sağlıyorum, ne yapmalıyım? Nitelikli meslek eğitimi almış adayların yapacakları vize başvurusu öncesinde tamamladığı eğitimin Almanya ile de eşdeğer olduğunu ortaya koyan denklik belgesini alması gerekiyor. Eğer eğitimde eksikler var ve denklik alınamıyorsa da Almanya yeterlilik programlarına katılma fırsatı da tanımış durumda. Almanca dil bilgisi seviyenizi burada en az A2 düze düzeyine getirir ve mali açıdan da yeterli kaynağınız varsa 18 aylık vize verilerek adaylara bu programlara katılma imkanı sağlanıyor. Peki iş bulamadan gidebilir miyim? Gerekli denklikleri sağlıyorsanız iş bulmak üzere Almanya'ya gelme imkanı tanınıyor. Nitelikli iş gücü olarak vize alındığı takdirde Almanya'ya gelerek 6 ay boyunca iş arama imkanı veriliyor. Bu fırsattan yararlanabilmek için kişilerin en az B1 düzeyinde Almanca dil bilgisine sahip olmaları ve 6 ay boyunca kendi imkanlarıyla geçinebilmeleri için gerekli finansmana sahip olduklarını ve öğrenim ya da mesleki yeterlik belgelerini de ibraz edebilmeleri olarak belirlenmiş durumda şartlar. Almanya'da yaşam koşullarına gelecek olursak asgari ücret 2020 Ocak ayı verilerine göre 1584 euro seviyelerinde. Türkiye'de bu e, oran 440 euro seviyelerinde diyebiliriz. Ancak ülke ve hedeflediğiniz şehrin şartlarını da değerlendirerek maaş beklentinizi belirlemenizi öneriyorum. Hatta şanslısınız ki yurt dışında sıkılar daha açık paylaşılır durumda talep edilen yetkinlikler çok açık bir şekilde belirtiliyor ve eğer bu şartları gerçekten karşılıyorsanız ücret paketi belli oluyor. Gitmeden bir kıyaslama yapmak isterseniz de Glassdoor'dan bu bilgileri aslında kolayca edinebilirsiniz. Burada IT sektöründe pozisyon ve ülke bilgisi girdiğinizde karşınıza böyle bir ekran geliyor. Salary kısmına tıkladığınızda ücret skalasını görebiliyorsunuz mevcut hangi pozisyonu seçtiyseniz ve bu kapsamda bir araştırma yapıp skalınızı belirleyerek ülkeden gelen teklifleri de rahatça değerlendirebilirsiniz. Kalacak yerde büyük bir sorun tabii ki bu konuda ülke genelinde kullanılan iki tane web sitesi buldum. Bunları da sizle paylaşıyorum. Burada web sitelerinden bilgi edinebilirsiniz. Bana olan sorularınızı yorumlarda yazabilir veya yorumlarda bıraktığım LinkedIn bağlantısı üzerinden bana direkt olarak ulaşabilirsiniz. Yayınladığım içeriklere hemen erişmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum.